Bugün drone'umuza kamera takacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandır video çekmiyorum. Hastayım. Bugün daha önceden yaptığımız drone'umuza kamera takacağız. Yapım aşamalarını bir önceki videoda paylaşmıştım. Beta FPV'nin C03 modeli. Montaj işlemlerine hemen başlıyorum. Videoyu uzatmamak adına. Bir adet muhafaza çıktı. Şu şekilde olacak büyük ihtimal. Parçaları, başlıkları, kameramız. Kameramız bu arkadaşlar. Mikro bir kamera. Analog. 3 çıkışımız var. Kırmızı, siyah, sarı olmak üzere. Kırmızı 5 volt. Siyah eksi GND. Sarı da kamera. Bizim drone'umuzda bunun soketi olmadığı için şurayı kesmem gerekecek. Çünkü lehimleyeceğiz. Aslında soket olsaydı direkt montajını yapabilirdik. Ama benim kartımda yok. Kabloların kafasını kestim. Şimdi birlikte lehim yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi kırmızı 5 volt. Siyah eksi GND. Ve sarı kamera. Kartımızın üzerinde de yazıyor zaten. İlk önce biraz lehim yedirip... Fazlalık sürdüğümüz lehimleri şununla temizleyeceğiz. Kart çok mikro olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Sadece değdirmeniz yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim size. GND yani eksi 5 volt kem diye geçiyor kamera. 3 çıkışımız var. Şimdi biraz pasta değdireceğiz. Eksiyi lehimleyeceğiz yerine. Eksi tamam. Sırada 5 volt. 5 voltumuzu da koyalım yerine. Voltumuz da tamam. Geriye sadece kamera. Bunu da cam kısmına lehimleyeceğiz. Arkadaşlar lehim işimiz bitti. Şu şekil lehimledik. Şimdi kameramızı çerçevenin içine yerleştirmemiz gerekiyor. İşte bu işlemi yaparken kameranın ters ve düz olduğuna dikkat edin. Yoksa gördüğünüz yazılar ters olabilir. Bunun da sağlamasını şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki yazıları görüyor musunuz? Düz. Yani kameranın bakması gereken açı bu açı. Bu açıya göre monte etmeniz gerekiyor. Vidalayacağız. 2 adet vidası var. Kamera montaj işimiz tamam. Böyle oldu. Bunu da yerine monte ettiğimizde drone'umuz uçmaya hazır olacak. 3 adet vidamız var. Evet, vidalarımızı sıkıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Arkadaşlar benim gözlüğüm Google F2. Dijital bir gözlük. Bu gözlüğe analog görüntü yansıtmak için böyle modüller kullanmamız gerekiyor. Foxtrot modülü. Antenlerini takalım. Şimdi görüntümüzü yansıtacağız gözlüğe. Bunu da monte ettik. Adaptörümüz var. Normalde gözlük adaptörüm de vardı. Yani şu patchlerin çıkarılıp buraya gelecek adaptörüm var. Ama patch antenlerim olduğu için çıkarmıyorum onu. Bunu kullanıyorum. Buna da yakın zamanda bir tane kap montu yapacağım. Artık 3D'den mi bastıracağız? Bir şeyden bulacağım. Yani şu görüntüden kurtulmak istiyorum. Açıkta kalıyor. Şimdi buna güç vereceğiz. Gözlüğe. Bu da Foxer'a. Evet. Açıldı. Gel şunu şöyle yapalım. Size görüntüyü göstermek için şunu da çekeceğim. Evet. Şöyle göreceksiniz. Buradan tam göremiyorum ama ayarlar. Ayarlardan avin şu mu? Şu olması gerekiyor. Bakalım. Evet. Av girişi. Basıyoruz. Tamam. Şu şekilde dursun. Şöyle bir çekelim. Şimdi drone'umuza güç vereceğiz. Drone'umuza güç verdikten sonra uygun kanalı otomatik buluyor. Otomatik bulmazsa biz seçeceğiz. Bakalım. Evet. Kanalı buldu.
Şu anda gördüğünüz gibi kanaldayız. Eğer ki bulmasaydı yani buradan bu kanal vurulmasaydı Foxer'ın önde şeyleri var. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Şu düğme ile menüye gireceğiz. Burada kanallar var. Bakın. En yüksek frekans çeken kanalları görüyorsunuz. Aşağı doğru çektikten, sağa doğru gittikten sonra da bloklar var. Herhangi bir blokta durun. Bak, mesela H2. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi H2 kanalı. H2'di yani fazla bir şey yapmıyorsam. Çok net. Gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar dışarıda birkaç tane uçuş gerçekleştireceğim. Siz de daha net görürsünüz. Burada işlemimiz bu kadardı.